Değerli başkanım, herkes karar yüklü kurmuya, gezdarı kurmuya, değerli ilçe başkanları, Deva Partisi'nin il başkanı, yönetim kurulu üyeleri, bu partiye hayat veren, bu partiye can veren, daha 1946'dan bu zamana kadar bu misyonu taşıyan değerli delegasyonum, değerli hemşehrilerim, yemeğimize hoş geldiniz. Saygı ve sevgi sunuyorum hepinize. Bilen veya bilmeyen değinmek istediğim birkaç konu var. Yıl 1973. Gencecik bir eczacıyım. Siyaset ayrı bir şey. Kanımızda var. Rahmetli amcam yıllarca Demokrat Parti ilçe başkanlığı yaptı. Babam ona keza ve 60 ihtilalinde birçok zorluklar yaşadık. Bir ay kadar uzun bir süre içerisinde hemen şu depoyda işkence gördüler. Tek suçları Demokrat Parti olmaktı. Tek suçları bu ülkeyi, bu ili, bu fethiye içermekti. Başka hiçbir suçları yoktu. İşte o kandan gelen bir abiniz, bir kardeşiniz olarak siyasete Ocak'tan yetişmiş Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı yaptım. Bu süreç içerisinde partimin 138 oyunu 12 Eylül ihtilalinde 4649'a çıkarttı. Ve tarihte ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye meclis üyesi seçildik. Ve yine suçumuz bu yöreyi sevmekti. Rahmetli atalarımızın başına bir evlat olarak bize de geldi. Ve 31 Aralık 1980 yılında millet yılbaşı kutlamaları yaparken İzmir'de siyasi şubede işkence görmüş biz kardeşimizi. 8,5 ay susuz sualsiz cezaevinde yattık. Ama bu ülkeye, bu devlete, bu millete küsmedik. Ara verdik. Ana Vatan Partisi kuruldu. O zamanın başbakanı rahmetli Cumhurbaşkanımız, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal bizzat Fethiye Teşkilatı'nın kurulması için bizden istirhamda bulundular. Ama dedik ki biz siyasi defteri kapattık. Biz bundan sonra Eczacı Ardalaroğlu olarak sabah eczanemize gelir, akşam ekmeğimizi alıp, gazetemizi alıp evin yolunu tutarız dedik. Ama olmadı. Rahmetli Muzaffer Komutlu abimiz 84 yılında belediye başkanı adayıyken beni Ana Vatan Partisi'ne davet etti. Gençsin, dinamiksin. Bu gençliği sen örgütlersin, bana yardımcı ol dedi. Yok Muzaffer amca dedi. Siyasi partilerin kapısının önünden daha geçmiyorum dedi. Ama olacak ya, gitmişler Saat Çavuş'u bulmuşlar. Saat Çavuş beni çağırdı. Rahmetli babam. Yandan buraya gittik. Muzaffer amca ata dostundur. Ana Vatan Partisi'nde yardımcı ol dedik. Yardımcı olduk. Rahmetli belediye başkanı seçildi.
için. Ama biz yine kenarda durduk. Gel zaman, git zaman rahmetli başbuğumun izniyle 1990 yılında Anavatan Partisi ilçe başkanı oldum. Ve partinin en kötü döneminde ilçe başkanı oldum. 91 seçimlerinde Muğla'da milletvekili adayı olarak gencecik bir kardeşimiz olarak 3. sırada siyaset sahnesine atıldık. Bilmiyorduk bu tercih olayını. Ve o milletvekilliği seçiminde 10.700 kusur tercihli oy aldık. Kimden aldık? Siz hemşerilerimden aldım. Ve 700 kusur daha tercihli oy alsaydım 3. sıradan 1. sırada milletvekili oluyorduk. Küsmedik. Devam ettik. Neden devam ettik? Gençliğimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde de ana ocağında Muğla genelinde bir Erdal Eroğlu efsanesi yarattık. 95 yılında milletvekiliydik. Son dakikada yine 1. sıradan 2'ye attılar. Ve Anavatan Partisi'nin en kötü döneminde Fethiye'de Anavatan Partisi 1. çıkardı. 200 oyla yine milletvekilliğini kaybettik. Yılmadık, devam ettik. Bu sevda içimizde var çünkü. 2002 yılından sonra, 2000 yılından sonra Topal Hoca Doğru Yol Partisi'nde, Adalet Partisi'nde, en son işte Demokrat Partisi sandalında yer aldık. 2004 yılında Doğru Yol Partisi'nin Fethiye Çukuru'nda 4. 5. sıralarda olan partimi son güne kadar az bir oyla 2. sırada belediye başkanlığı kaybettik. Yine yılmadık. Yine koşturduk. 2007 yılında yine Doğru Yol Partisi'nden liste başı Muğla milletvekili adayıydı. Çalışmalar başladı. Neticede listeden uçuk oldu. Siyasette böyle şeyler oluyor. Yine küsmedik ve bu partinin, Demokrat Parti'nin uzun yıllar il başkanlığını yaptım. Gençlik kurulu üyeliği yaptım. Hiçbir heves uğrunda, hiçbir şey uğrunda koşmadım. Sadece bu davaya inanmış bir kardeşimiz olarak varımı yoğumu ortaya koyarak partinin Türkiye genelinde dibe vurduğu bir dönemde Muğla'da Türkiye genelinde yüzde olarak barajı geçmiş ve Türkiye genelinde en yüksek oyu Doğru Yol Partisi olarak 2012 yılında milletvekili seçimde zaferle çıktı. Ama parti barajı geçemediği için maalesef milletvekili seçilemedi değerli kardeşimiz. Yine yılmadık, yine yolumuza devam ediyoruz. Edeceğiz. Siyaset böyle kolay bir iş değildir. Siyaset rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in dediği gibi zor bir sanayattır. Hele hele şimdi pahalı bir sanayattır. Bu siyaseti geçmişteki 30 yılında rahmetli dedemden, nenemden kalan malı mülkü babamdan kalan gayrimenkulleri sattı. Bizim elimizde de çok büyük fırsatlar geçti. Ama tüy bitmemiş yetimin hakkını yememek için namusumuzla, şerefimizle aslanlar gibi siyaset yaptık. İşte Erdal Eroğlu olarak yine gündemdeyiz. Ve teşkilat başkanımızın görüşü doğrultusunda bundan 10 gün önce çok değerli Bodrum ilçe başkanımızın düzenlediği iftar yemeğinde Muğla Demokrat Parti il başkanlığını açıkladım. Arkasından biraz, arkasından yatağın arkasından ortaca dalaman, yarın köyceğiz olmak üzere güzel ilimin 10 ilçesinde Demokrat Parti'nin
olacaktı. Ama Ramazan dolayısıyla hakikaten her yer dolu. Her yerde bir etkinlik var. Ve buna da seviniyorum. Çünkü değerli hemşehrilerim, Ramazan ayı kucaklaşma ayıdır. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı duaların kabul edildiği bir aydır. İşte biz de dedik ki Fethiye'deki dostlarımızla, Fethiye'deki değerli demokratlarla kucaklaşalım, barışalım, bir olalım, bir olalım diye bu yemeğe tertip edildik. Ve şunu diyorum. Değerli ilçe başkanım, aman abi, bu iftar yemeği pek fazla siyasete girme, fazla dokunma diyor. Öyle dedim, doğrudur. Ama kardeşim, sokakta sus, konuşma. İftar yemeğinde konuşma. Düğünde konuşma. Bayramda konuşma. Konuşursan alır seni içeri atarım. Şu yaparım, bu yaparım. Ya 20 yılda bu milletin sesini soluğunu kestiler. Ben Allah razı olsun şu arkadaşlarımızdan, işte mercimek çorbası, İşte pilav pilav iftarımızı açtık. Biz bu iftar sofrasında manda yoğurdumuz yoktu. Bu iftar sofrasında kestane balımız yoktu. Bu iftar sofrasında yulaf unu yoktu. Yoktu. Çünkü gücümüz yok. Eve ekmek alacak gücümüz yok. Bir pide dahi alamaz duruma düştük. Nereden nereye geldik? Ben bir çiftçi çocuğuyum. Yıllarca babam tütün yaptı. Her tütün satımında ya bir traktör alırdı, ya bir düğün yapardı, ya bir ev alırdı, ya bir tarla alırdı. Ve üç tane de erkek evladını üniversitede okuttu. Şimdi size soruyorum. Çiftçilik yapanlar, ziraat yapanlar, geleceğe borç takmadan sezonunuzu geçirebiliyor musunuz? Hayır. Susmayacağız. Dik duracağız. Ve Demokrat Parti'nin kalesi olan Muğla'da tekrar bu kıratı şahlandıracağız. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. 73 yaşındayım. Ve hepinize sesleniyorum. Sizin de evlatlarınız var. Kızınız var, oğlunuz var, damadınız var. Ne oldu kardeşim? Hepiniz sildiniz ya. Ne oldu bu partiden milletvekili olanlar, bakan olanlar? Ha şunu söyleyeyim. Mustafa Bey rahatsız. Şakir amca rahatsız. Onları istisna ediyorum. Yanlış anlamayın. Ben genel olarak söylüyorum. İktidarın arkasına sığınıp halen ceplerini doldurmaya çalışıyorlar. Bırakın ya. Bırakın. Bize illet diyen, zillet diyen, devlet düşmanı diyen, vatan düşmanı diyenlere sesleniyorum. Bu devlet için, bu millet için gençliğimi verdim ben. Bana devlet sevdasını, bana vatan sevdasını hiç kimse öğretemez. Biz meydanlardayken şimdikiler yoktu. Biz 46'dan bu yana Türkiye'yi yatırım üzerine yatırım getirdik. Güzel Muğla'da düşünün. 3 tane havalimanı yapıldıysa benim misyonum zamanında yapıldı. Güzel Muğlan'da Sefa Kağıt Fabrikası, Akköprü Barajı, Mumcular Barajı, Bayır Barajı, termik santraller benim iktidarımda yapılmıştır. 20 yıllık iktidarda değerli hemşehrilerim,
Bırakın Türkiye'yi de. Muğla'ya ne verdiler? Muğla'dan da geçti. Fethiye'ye ne verdiler? Sattılar. Ne yaptılar? Bunun hesabını, bunun hesabını bize vermek zorundalar. Ben 73 yaşında halen gelir vergisi ödüyorum. Su topaj ödüyorum. Sosyal sigorta primi ödüyorum. Bu devlet kalkınsın diye. Birileri 10 yerde maaş alsın diye ben vergi vermiyorum. Eşek gibi çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Ama bu yetimlerin hakkını yiyen, tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyen yere yapılacak olan ilk genel seçimde sandık hesabını soracağız. Buna inanıyorum. Sizlere inanıyorum. Beni ben yapan Fethiye'nin insanıdır. Beni Erdal Eroğlu olarak Muğla siyasetinde var eden sizlersiniz. Sizler olmasanız az önce konuştuğum hiçbir partide kadar başarıyı yakalayamazdım. Her platformda, her ortamda arkamda durdunuz. Yine söylüyorum, arkamda durun. Bana destek verin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmedim. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Belirli bir makamda olursa o Allah-u Teala bilir. Sizleri en iyi şekilde temsil edebilecek hem bilgi birikimine hem tecrübeye hem cesarete sahip bir kardeşinizim. Hiçbir şeyden korkum yok. 77 milyona bakın 77 milyona şeker fabrikasını satıyorlar. Şu anda 77 milyona İstanbul'da bir daire alamazsınız değerli hemşehrilerim. 13 tane uçak. Allah daha çok versin. Ama kimin parasıyla? Az önce dedim. Rahmetli Türkeş geliyordu burada sandalyenin üzerinde konuşma yapıyordu. Böyle siyasetçilerdi. Rahmetli Özal geldi. Halka hizmeti, hakka hizmet diye önce vatan, sonra ara vatan diyen bir liderle ben siyaset yaptım. Ve yanında bir korumayla çok iyi biliyorsunuz Fethiye'nin burada Galip Ağabey var. Balıkçı, o zaman meşhur balıkçısı. Fethiye'nin balık halinde iki kişiyle sokak sokak gezen bir cumhurbaşkanı vardı. Ve benim işçim, benim köylüm, iş, aş deyip de köylüyü, memuru, işçiyi orta direk olarak sıçratan, Türkiye'ye hizmet veren rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel nur içinde yansın. Ve şunları söyleyerek içim çok dolu. Konuşmamı bitirmek istiyorum. Çünkü mübarek Ramazan gününde sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ama diyorum ki bu günler geçecek. İyi günler gelecek. Çünkü benim öyle bir teşkilat başkanım vardı ki aslan yürekli bir teşkilat başkanı, böyle bir insan görmedim. Cemal Engin Yurt Ordu milletvekili olarak MHP'den seçilen Cemal kardeşim adı sanı duyulmayan yok dedikleri, kabul etmedikleri hiç kimsenin Demokrat Parti'ye geldi. Ve onunla ve onun genel başkanı cesur yürekli Gültekin Uysal'da yapılacak ilk genel seçimde yok dedikleri, unuttukları bu Demokrat Parti'yi, bu kıratı rahmetli Menderes'in dediği gibi yeter söz milleti diyerek sandıkta hesabını soracağız. Bana inanın. Bana güvenin. Ve
kıymet olsun.